Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda Big Bubble sakızdan size çok güzel bir yöntemle bu telefonlarımızdaki bu hoparlör delikleri olsun, işte ne bileyim iPad'deki ya da tabletlerimizdeki hoparlör deliklerinin arasında kaçan pislikleri nasıl temizleriz? Bununla ilgili faydalı bir video çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Big Bubble sakızla ilgili böyle slime'lar falan filan saçma sapan videolar dolu internette. Hallederiz Aşe olarak kanalımızda sizlere faydalı ve pratik bilgiler sunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Aklıma geldi, telefonumda denedim ve gayet güzel sonuçlar aldım arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz Big Bubble'un Tutti Frutti aromalı sakızından alacaksınız. Şundan. Diğerlerinin şeyini pek bilmiyorum. Diğerlerinin yani yapımı farklı olabilir. Bu sakızla İlk önce güzelce bir çiğniyorsunuz arkadaşlar, ya da ben çiğnemem, ben tiksinirim veya işte yapamam de diyen olursa güzelce suda bekletip şekerini alıyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi elimde bir iPad var. iPad Air bu. Bayağıdır emektar kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu deliklerinde ufak çap tozlanmalar falan var. Şu anda sakızımız çiğnenmiş hazır halde arkadaşlar, görüyorsunuz yapışmıyor. Bu Big Bubble'un gerçekten güzel bir özelliği, yani hiçbir şekilde yapışmıyor arkadaşlar elimize. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bastırıyoruz ve alıyoruz. Gördüğünüz gibi sakız yavaş yavaş kararmaya başladı. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz şimdi bastırdım güzelce ve aldım. Evet, pisliği görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde her tarafını bastıra 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 şöyle. Evet, bu şekilde pislikleri iyice temizlemiş oluyorsunuz. İçindeki tozu, pisliği, her şeyi şu şekilde yapabilirsiniz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, böyle sakız pembemsiydi. Şu delik şarj kısmına da yapabilirsiniz. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu da benim laptopum. Laptopun hoparlör kısmından bakalım ne kadar kir çıkacak, onu göreceğiz. Görüyorsunuz burada hoparlörün olduğu kısımda böyle delikli delikli bir şey yapmışlar. Hoparlör ızgarası yapmışlar. Buradan da ne kadar pislik çıktığını göstereceğim size birazdan. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, simsiyah. Görüyorsunuz simsiyah çıkıyor. Biraz sakızı şöyle elinizle toplayın, yani o içindeki kirleri hapsetsin. Daha sonra şöyle yaptıktan sonra tekrar şuraları bir yapalım bakalım. Sakız kendini topluyor zaten. Hiçbir şekilde yapışmıyor arkadaşlar, merak etmeyin. Evet, gördüğünüz gibi kirler, pislikler hemen üstüne toplanıyor. Daha da yakından görmeniz için yaklaştırdım biraz daha. Şu anda görüyorsunuz kendini topluyor sakız. Ve kiri görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gezdiriyorum. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aldığı pisliği görüyorsunuz değil mi? Yıllarca mesela, aylarca birikiyor bu pislik. Bu sakızı, bu pisliği alır almaz şöyle içinde hapsedip. Yani bu çok aklıma durup dururken geldi. Size de faydası olur diye paylaşayım dedim arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz pisliği. Yani bu deliklerin içinde olan bütün pisliği, her şeyi alıyor arkadaşlar. Şöyle bastırarak, hiçbir şekilde korkmayın, yapışma gibi bir şey yok. Evet, görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arabalarınızda dahi mesela bu hoparlör yuvaları olsun, ne bileyim işte bu şekilde ince şekilde böyle hani temizlemek istediğiniz kısımları bu şekilde korkmadan Big Bubble denen sakızla, yani görmüş olduğunuz şu sakızla arkadaşlar her şeyi yapabilirsiniz. İlk önce benden tavsiye, ilk önce çiğneyin, daha sonra yapın arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde umarım işinize yarar. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımızın daha iyi yerlere gelebilmesi için sosyal medya hesaplarınızda bu çektiğimiz videoları paylaşırsanız bize destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir.
İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.